Bu konuda da onlarca örnek var. Birkaç tane örnek vereyim müsaade ederseniz. Hubab İbni Munzir çok orijinal bir şahsiyettir asr-ı saadette. Keşke bir gün baştan sona anlatsam. Buna benzer bir kaç hadisesi var Hubab İbni Munzir'in. Bedrin ashabındandır. Bedre Allah Resulü ile beraber katılmıştır Hubab. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedre varınca ordusunu Bedir kuyularının ön tarafına dizmiştir. Hubab İbni Munzir Allah Resulü'nün karşısına gelir. Ya Resulallah der, ordunun bu şekilde tanzimi, Allah'ın bir emri mi? Yani Cebrail'in sana bildirdiği bir şey mi? Çünkü Kur'an olsa Kur'an'ı sahabe de duyacak. Kur'an dışında bir bilgiden bahsediyoruz. Cebrail'in sana bir bildirmesi mi yoksa sizin kendi inisiyatifiniz mi? Ne diyor Efendimiz? Benim kendi inisiyatifim. Eğer sizin inisiyatifinizse ya Resulallah benim bu düzene bir itirazım var. Efendimiz bir ordu komutanı ve bir peygamber söyle diyor itirazını. Sahabe böyle yetişti dostlar. Ben bilirim, ben keserim, ben yaparım değil. İstişare budur işte. Allah Resulüne Kur'an bunu öğütlemiştir. Defaatle istişare eden Efendimiz zararlı çıkmasına rağmen Uhud'u hatırlayın. Yine de Kur'an her şeye rağmen ona istişareyi emretmiştir. Niye demiştir? Ya Resulallah demiştir Hubab İbni Munzir. Kuyular burada. Eğer biz kuyuların arkasında konuşlanırsak düşman sudan istifade edecek. Onlar bin kişi biz 313 kişi. Savaş uzayacak. Elimizdeki malzemeler az ve biz sıkıntı çekeceğiz. Beni dinlersen biz kuyuların ön tarafına konuşlandıralım. Düşmanla su arasındaki bağı keselim. Efendimiz anında orduyu hareket ettirdi. Haydi dedi Hubab'ın dediği gibi bir daha konuşlanıyoruz. Ve orduyu Bedir kuyularının ön tarafına aldırdı. İşte bakın Hubab İbni Munzir ile Efendimiz arasındaki konuşmadan biz Efendimiz'e vahyin dışında da Cebrail'in haberler getirdiğini çok açık bir biçimde anlıyoruz. Gelin bu olaydan 3 sene sonrasına. Hendek gazvesi karşıda 12 bin bir diğer rivayete göre 24 bin Hendeklerin bu tarafında 3.000 kişi zor günler günler süren bir süreç var ve Müslümanlar büyük bir sıkıntı altında bir taraftan böyle büyük bir ahsap ordusu arka tarafta da onlara ihanete hazırlanan Beni Kurayza Yahudileri Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki ateş arasında kalmış. Allah Resulü'nün aklından geçen şu. Acaba diyor Medine'deki hurmaların bir kısım mahsulünü karşıdaki düşmanın içerisinde yer alan Gatafanlılara verirsem onlarla bir ittifak anlaşması yaparsam düşmanı dağıtır mıyım? Bu görüşünü sahabeye söylüyor. Bu sefer Hubab'ın yerini Sad İbni Muaz alıyor. Aynı söz. Ya Resulallah bu görüş senin görüşün mü yoksa Rabbimizin bir emri mi? Yani bu Cebrail'in sana bildirdiği bir şey mi yoksa senin kişisel tercihin mi? Efendimiz diyor ki benim kişisel tercihim. Ne diyor Sad bin Muaz? Ya Resulallah diyor. Cahiliye döneminde biz zelil bir durumdaydık. O durumdayken bile bir tek hurmamızı bu bedevilere vermezdik. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Biz aziz olduk. Biz bu mahsulümüzü onlarla mı paylaşacağız? Eğer bizi dinlersen ya Resulallah, işin sonunda ne olursa olsun onlara vereceğimiz sadece ve sadece ellerimizdeki kılıçtır. Efendimiz bu kararlılığı duyunca peki dedi. İşte bakın bir örnek daha. Son bir örnek vereyim. Berire isimli bir hanım sahabi var. O da çok orijinal bir hanım sahabidir. Ensardandır. Önceleri cariyedir. Sonra zorluya zorluya özgürlüğünü kazanmış dirayetli bir hanım efendidir. Özgürlüğünü alınca kocasıyla arasında bir sıkıntı olur. Kocasının adı Muhis. Aralarında bir de çocukları var. Muğis Berire validemizi çok seviyor ama Berire validemiz bir türlü kocasını sevememiş ve boşanacak. Bunları bu halde efendimizle İbn Abbas da seyrediyorlar. İbn Abbas diyor ki ben gördüm diyor. Berire Medine sokaklarında dolaşıyor. Arkasında da zavallı kocası hüngür hüngür ağlıyor ağladığını da fark ediyoruz diyor sakallarından aşağıya gözyaşları dökülüyor. Beni bırakma diye gözyaşı döküyor. Efendimiz bu tabloyu görünce dayanamadı. Çağırdı Berire'yi. Berire dedi beni dinlersen kocana dön. Ne dedi Berire validemiz? Ya Resulallah bu Allah'ın bir emri mi? Yoksa sizin bizim hakkımızda söylemiş olduğunuz bir söz mü? Efendimiz dedi ki: "Hayır. Sadece aranızı bulmak istiyorum." O zaman ben varmıyorum dedi. Bakın tefrike. Eğer Allah Allah'ın emri dese, eğer bu konuda semadan süzülen bir haber var dese, mefislerine zor gelse dahi sahabenin yapacağı şey bellidir. Defaatle de yapmışlardır. Ama böyle değilse onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı kişisel öngörülerine, bazı kişisel tercihlerine itirazlarda bulunmuşlardır. Buradan da biz anlıyoruz ki sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen haberlerin nasıl bir ayrıma tabi tutulduklarını çok iyi anlıyorlardı. Bunların hepsini niçin anlattım? Efendimiz bazen bazı insanları bakar bakmaz tanırdı. Tanımakla kalmaz akıbetleri hakkında bir bilgi verirdi. Mesela derdi ki Ümmü Haram'a sahabeden Ümmü Haram'a sen denizlere taht kurmuş bir orduyla birlikte deniz seferine katılacaksın ve orada şehit olacaksın. Bu bilgiyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beşer olarak bilmesi mümkün değildir dostlar. Bu ihbar gaybidir. Ancak ve ancak Allah bildirmekle o bilebilir. Hatırlayın mesela Amr İbni Asa, Ammar Bin Yasir affedersiniz söylediği sözü. Ne diyordu Ammar Bin Yasir'e? Seni bagi bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan içeceğin son şey bir bardak süt olacak. Bu haberi kim söyler Allah aşkına? Allah bildirmese eğer Efendimiz ve vesselam bir kişinin akıbetine dair bu kadar teferratı nereden bilecektir? Hatırlayın yine Ebu Zer'i ne demişti Ebu Zer'e? Tebuk gazvesinde tek başına gelirken o yiğit insanı görünce işte bu gelen Ebu Zer'dir. O tek başına yaşadı, tek başına ölecek, tek başına dirilecektir. O tek başına bir ümmettir. Ebu Zer'in Rebeze'de öldüğü zaman Abdullah İbni Mesud söyler. O zaman ben sadak da ya Resulallah dedim der. Bunu bilebilmesi için Allah Resulüne bir haberin gelmesi lazım. İşte biz bu haberlerin tamamına ihbar-ı gaybi diyoruz. Gaybtir ama Allah o gaybin perdesini Resulü için, peygamberi için aralamıştır. Gelelim konumuza. Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhataplarını tanıyordu. Buna bir tek örnek vereceğim onlarca örneğin içerisinde. Allah Resulü Huneyn gazvesini kazanmış. Huneyn ve Taif'ten elde edilen ganimetler Cirane'de toplanmıştır Efendimizin huzurunda. Öyle büyük bir ganimet ki i̇bn Sad koca bir liste verir. 4 bin deveden, 40 bin koyundan, 24 bin okka gümüşten bahseder. Allah Resulü bu ganimetlerin hepsini elinin altındaki Müslümanlara pay ediyor. Ama bir kesim var ki doymuyorlar. Ne veriyorsa efendimiz doymuyorlar. İçlerinden birisi bu nasıl bir taksim diyor. Böyle bir taksim mi olur? Başka biri Süleym kabilesinden Abbas ibni Mirdas isimli Allah'ın peygamberi olsaydı böyle bir bölüşüm yapmaz diyor. Birisi daha da ileri gidiyor. Temim kabilesinden Zulhüveysra isimli birisi Efendimizin cübbesini tutuyor sert bir şekilde çekiyor hatta kaynaklar cübbenin Allah Resulü'nün mübarek boynunda iz yaptığını söylerler adil ol ey Muhammed diyor bu nasıl bir taksim diyor Efendimiz dönüyor sadece ben adil olmazsam kim adil olacak diyor bu adama bir şeyler veriyor adam yine tatmin olmuyor çıkıp gidiyor adam. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz bu adam için? Bu adamın ileride taraftarları olacak. Onun etrafındaki adamların namazlarını siz gördüğünüz zaman kendi namazlarınızdan utanacaksınız. Onların tuttukları oruçları gördüğünüz zaman siz kendi oruçlarınızdan utanacaksınız. Onlar Kur'an okuyacaklar güzel sesleriyle. Ama okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya gitmeyecek. Onlar bir okun avına deyip avını delip çıktığı gibi bu dinden çıkıp gidecekler. Böyle bir haberi söyleyebilmesi için semadan bir haberin gelmesi şarttır dostlar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu zat mehver anda Hazreti Ali'ye karşı savaşan Havariç haricilerin liderlerinden biri oldu. Efendimiz söyledi olan da oldu işte. Ama bunu Allah Resulü bir beşer sıfatıyla söylemedi. Resul olma sıfatıyla söyledi. Ve bu haberi Allah ona bildirdi. O da o haberi Allah'tan aldığı gibi sahabe ile paylaştı. İşte Efendimizin hayatında Resul olmasından dolayı böyle bir bilgi kaynağı vardı. Peki hepsi böyle miydi? Hayır dostlar. Bize yürünecek, takip edilecek izler de bıraktı Allah Resulü o konuda. Bu konuda da çok şeyler söylenir ama ben dört temel husus söyleyeceğim. Emin olun bugünün dünyasında bu dört maddeyi doğru bir biçimde anlasak bizler de muhataplarımızı tanımaya başlayacağız. Çünkü Allah Resulü'nün hayatında muhataplarını tanıması noktasında bu ihbar gaybi olan kısım yani Cebrail'in bildirdiği kısım bildirmediği kısımdan daha azdır. Yani Allah Resulü Beşer olarak yaptığı şeyleri rasul olarak yaptıklarından daha fazladır. Onun için biz eğer efendimizin beşer olarak yaptıklarını anlarsak bugünün dünyasında onları uygulama, o yöntem ile aynı şeyleri, aynı başarıları elde etme gibi bir imkan elde edebiliriz. Öyleyse gelin Efendimiz muhataplarını nasıl tanırdı sorusunu bir daha soralım. Nasıl tanırdı? Birincisi dostlar. Karşısındaki insanları tanımaya başlamadan önce kendi nefsini, sonra Rabbini tanımıştı. Şimdi insanı tanımaktan bahsediyoruz ama adam kendini tanımıyor. Rabbini tanımıyor. Kendini ve Rabbini tanımayan bir adamdan başka insanlarını tanımasını tanımayı beklemek doğru bir bekleyiş olur mu Allah aşkına? Ne denirdi o hikemli sözde hadis denir ama hadis olmadığı yönde yorumlar yapılır yapar muhakkik ulema. Men arafe nefse fakat arafe Rabb. Kim nefsini tanırsa Allah'ı tanır. Bu sözün arkasına bir cümle daha ekleyelim. Kim de nefsini ve Rabbini tanırsa başka insanları da tanır. İşte efendimiz Aleyhissalatu vesselam kendi nefsini tanımıştı, Rabbini tanımıştı. Bu iki tanımanın üzerine hem cinsleri olan başka insanları da tanımaya başlamıştı. Allah Resulünün özellikle 35 yaşından sonra başlayan Hira serüveninin temelinde yatan şey aslında kendini ve Rabbini tanıma süreciydi. Çünkü Hira'da geçirdiği zaman zarfında Efendimizin yaptığı bundan başka bir şey değildi. Tanımıştı ve tanımanın üzerine başka insanları tanımaya başlamıştı. Zaten inen ilk 5 ayette biz bunu görüyoruz. Açın okuyun Alak suresinin ilk 5 ayetini orada insanın kendisini tanıyacağı ve Rabbini tanıyacağı anahtarlar verilir. İşte Allah Resulü böyle bir bilgiyle yola çıkmıştı. Şimdi bu bilgi efendimizin heybesinde var. Bizde de olama olamaz mı? Nasıl Allah Resulü Kur'an'dan ilham alarak bunu yapmışsa bugünün dünyasında yaşayan insanlar olarak biz de yapabiliriz. Bu birincisi. İkincisi dostlar efendimiz insanı insandan değil insanı onu yaratan Rabbisinden tanımıştı. İnsanı insandan tanımak doğru bir tanımak mıdır sizce? Nasıl tanıtır insanı? İnsanı tanıtıyor adam kalkıp diyor ki insan başka bir insanın kurdudur. Bu bir insan tanımı. Başka biri kalkıyor insanı Yarı ilah ya da tam ilah pozisyonuna çıkarıyor. Başka biri kalkıyor insanı yerin dibine batırıyor. Ama bir dengeli ve doğru yaklaşımla lazım bize. Öyle bir şey söyleyecek ki insanı çok dengeli bir şekilde bizlere tanıtacak. Bunu kim yapabilir Allah'tan başka? Ne diyor Kur'an? Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan Allah'tır. Allah bilmez mi yarattığı insanı? Biliyor Rabbimiz ve o bildiği bilgiyi elhamdülillah yüz binlerce kez hamd ve şükür olsun ki kendi katında saklamıyor. Bize de bildiriyor. Biz Kur'an'a müracaat ediyoruz. Öyle bir insanla karşılaşıyoruz ki Kur'an'da şaşırıp kalıyoruz. Kur'an nasıl anlatıyor insanı biliyor musunuz? pek gönlü değil. Ahseni takvim esvele safilin. Yaratılmışların en güzeli, yaratılmışların en aşağısı. İkisi de aynı insan ama özellikleri farklı. Bakın ahseni takvim çerçevesinden Kur'an ne diyor insana? İnsan eşyaya isim koyma kabiliyetine sahip bir varlıktır diyor. İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. İnsan iyilik yapmayı seven bir varlıktır. İnsan Allah'tan hakkıyla korkan bir varlıktır. İnsan tevbe eden ve günahından pişmanlık duyan bir varlıktır. İnsan sabreden ve direnen bir varlıktır. İnsan haksızlığa karşı yardımlaşan bir varlıktır. İnsan iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir varlıktır. İnsan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan bir varlıktır. İnsan affetmeyi seven, kusurları bağışlayan bir varlıktır. Kur'an söylüyor. İnsanın ben sadece 10 tane özelliğini aldım. 10 tane ahsen-i takvim özelliği. Peki insan hep böyle midir? Hayır. Bir de işin esveri safirin boyutu var. Nasıl? İnsan diyor Kur'an aynı Kur'an kan dökücü bir varlıktır. İnsan mala ve dünya hayatına düşkün bir varlıktır. İnsan zayıf yaratılışlı bir varlıktır. İnsan vefasızdır. İnsan mankördür. İnsan şımarıktır. İnsan düşmandır. İnsan acelecidir. İnsan ümitsizdir. İnsan zalim ve cahildir. İnsan tartışmayı sevendir. Kur'an iki tarafı da ihmal etmeden bir insan portresi çiziyor. Peki Efendimiz nasıl anlıyor bunu? İnanın Allah Resulü öyle bir doğru anlıyor ki. Bugün biz Allah Resulü'nün anladığı gibi anlasak bütün dertlerimizi çözeriz. Bakın ahseni takvim çerçevesinden Allah Resulü nasıl anlıyor? Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis. İnsanlar madenler gibidir. Kiminin madeni altın, kiminin madeni gümüştür. Cahiliyede hayırlı olanlar, İslam'a girip onda derinleştiklerinde onda da hayırlı olurlar. Bu Allah Resulü'nün Ah seni takvim üzere olan insanı anladığının en büyük işaretidir. Efendimiz böyle anlıyor. Peki esfel-i nasıl anlıyor? Esfel-i safilin penceresinden de şöyle anlıyor. Yine Buhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ederler. İnsanlar içlerinde binilebilecek bir tek deve bulunmayan yüz deve gibidir. Bunu da efendimiz söylüyor. Yüz devenin içerisinden nasıl ki bir deve bulamazsınız bilmek için. Bazen bir iş için yüz adam içerisinden bir adam bulamazsınız. Efendimiz bunu ne zaman söylüyor? Asr-ı saadetteki insanlar için söylüyor. Kim bilir bu dünyadaki insanları görseydi ve yaşasaydı. Acaba bire yüz olan bu oranı bine bire mi çıkarırdı bilemiyoruz. Ama az bir şey insanla uğraşan, insan derdini çeken biri bu söz karşısında erir. Ve sadak da ya Resulallah der. İşte Allah Resulü böyle anlıyor. Ve böyle anladığı gibi içinde hiçbir zaman insandan gelebilecek olumlu ya da olumsuz şeylerden etkilenmiyor Efendimiz. Etkilenmiyor. Siz duydunuz mu? Ben o kadar araştırdım, duyamadım. Bizim çokça kullandığımız bir kelime var. Ama ben Allah Resulü'nün hayatından o kelimeyi bulamadım. Bulan olursa bana da bildirsin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hiçbir elinin altındaki insana ihanetlerini gördükten sonra da bunu tanıyamamışım dememiştir. Dememiştir, biliyor musunuz? Biz 10 yıllık 10 yıllık 10 yıl dostluk yapıyoruz. Sonra o dostumuzdan bir vefasızlık görüyoruz. Dizlerimize vuruyoruz. Tanıyamadık diyoruz. Ama Allah Resulü daha da ötesini görüyor. Yine de bunu söylemiyor. İnsan mı yapar diyor. Bakın Hazreti Ömer'in hayatında çok acı bir tablo var. Uhud ne zaman anlatılsa Hazreti Ömer dizlerine vurur biliyor musunuz? Minel mü'minine ricalun sadaku ayeti okunduğu zaman, bazı yüzler o ayeti duyar duymaz, Uhud'u hatırlar ve yüzünden aylar açar. Ama Ömer, Hazreti Ömer, o büyük insan ne zaman bu ayeti duysa, başını şöyle aşağıya eğer, terler boşanır, gözünden yaşlar akar. Niye? Çünkü Hazreti Ömer o gün o meydanda elinden kılıcı bırakan adamlardan bir tanesidir. Muhammed öldü şayiaları Uhud'da yankılanınca Hazreti Ömer Efendimiz'e olan sevgisi bir anda kılıcı bırakmıştır. Enes bin Nadir ne yapıyorsun dediği zaman duymuyor musun Muhammed öldü diyorlar. Artık ne yapacağız savaşmaya der Ömer. Enes ona karşı söyler. Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? der ve Enes şehit olur. Hazret Ömer bu tabloyu hatırladıkça dizlerine vurur. Ben nasıl büyük bir hata yapmışımdır? Ama Allah Resulü dostlar hiçbir zaman o olayın arkasında da o günden sonra da sen de mi Ömer dememiştir sen de mi sen de mi bunu yapacaktın dememiştir. Yanındaki adamlardan hançer yiyen adamlar eğer sen de mi bürütüs diyorlarsa onlar insanı tanımayanlardır. Çünkü Efendimiz biliyor insansa eğer gün gelir ahseni takvimin zirvelerinde melekleri bile geride bırakır gün gelir esveli safilinde meleklere bile kendisine rahmet okutacak bir hayatı ortaya koyar. Mesele budur işte. Allah Resulü bunu biliyor. Onun için hayatı boyunca hiçbir insana yaslanmadan yürüyor. Niye? Atalarımızın söylediği o sözü hatırlayın. İnsana yaslanma ölür. Ağaca yaslanma çürür. Öyle bir kapıya yaslan ki ne ölsün ne çürüsün, ne vefasızlık yapsın, ne ihanet etsin, ne yarı yolda bıraksın, ne de sana menfaati gereği yardım etsin. O kapı kimdir dostlar? Allah'tan başka o kapının sahibi mi var? İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir kapıya yaslanarak yürüyordu. Eğer Allah Resulü böyle bir kapıya yaslanmasaydı dostlar Allah aşkına kendinizi yerine koyun. Bin kişiyle Uhud'a çıkacaksınız. Bir anda ordunuzun üçte biri İbni Selül tarafından askerleri alınacak. Ve siz 700 kişiyle savaş meydanına yürümek zorunda kalacaksınız. Efendimiz yürüyor. Arkasına dahi bakmıyor. Çünkü o Kur'an'dan geçmiş peygamberlerden şöyle bir mesaj okumuş. Ey Muhammed demiş o peygamberler ona. Sen risalet davası uğrunda yürüdüğün zaman arkanda gelen kellelerin sayısına değil önünde yürüyen peygamberlerin ayak izlerine bakmak zorundasın. Efendimiz önünde yürüyen o risalet davasının altın altın yıldızlarının ayak izlerine bakıyordu arkasına değil. Bunu yapabilmesi için işte insanı İnsanı yaratan bir otoritenin mesajlarının gölgesinde anlamak zorundaydı. Efendimiz de öyle anlıyordu. Üçüncüsü dostlar, efendimiz etrafında olup biten hiçbir şeye kayıtsız kalmıyor. Genel manada varlığı, özel manada insanı ilk emir olan o müthiş söz üzere okuyor. İlk emir neydi? İkra. Efendimiz böyle okuyordu. Allah Resulü önüne gelen her şeye bir kitap gözüyle bakıyordu. Eğer gelen insansa o kitap daha da değer kazanıyordu. Ve onu okumaya başlıyordu. Peki nasıl okuyordu? Bizim gibi mi okuyordu? Hayır. Yine o ilk emrin devamı. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla okuyordu. Yani besmeleli oku. Yani Allah'lı oku. Allah'lı okursan eğer sen doğru okursun. İşte Allah Resulü böyle okuyordu. Varlığı bu gözle okuyordu. Allah adına ve Allah namına okuyordu. Allah adına ve Allah namına okuyan yanlış okuyabilir mi? Efendimiz Ali Vesselam ve selam da böyle doğru bir okumaya tutuyor, okumaya tabi tutuyor ve böyle okuyordu. Böyle okuduğu için de Efendimizin bakışlarında bir derinlik ve bir genişlik vardı. Bu neydi İslam literatüründe? Bakışlardaki derinlik basiret, bakışlardaki genişlik feraset. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah namına okuduğu için baktığı anda her şeyi görüyordu. Hem böylesine hem böylesine görüyordu. Onun içinde diyordu ki müminin bakışlarından korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Ama kimseler bizim bakışımızdan korkmuyor. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Bizde feraset ve basiret noktasında ciddi bir kayıp var. Eğer bunu kazanırsak ne olur? Bakın Taberani'de geçen bir hadis. Allah'ın öyle kulları vardır ki der. Bir bakışta insanı tanır. Efendimiz söyler. Simalarından insanı tanır. Bir bakar onun adam mı, kalas mı olduğunu anlar. Bunu anlamak için peygamber olmak şart değildir. Allah'ın kulları diyor. Söyleyen efendimizdir. Biz tanırız demiyor. Allah'ın kulları diyor. Yani inşallah biz de tanıyabiliriz. Peki bunun bir yolu yok mu? Vallahi yolu var. Çok basit ve kolay. Gerçi dilde basit ve kolay ama yapmakta bedel isteyen bir şey var bunun, bir yolu var. Yolunu kim öğretiyor bize biliyor musunuz? Rabbimiz öğretiyor. Açın Enfal suresi 29. ayet. Ayetin ilk cümlesini okuyorum. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu in tettequllâhe yece'allekum furkâne Ey iman edenler eğer Allah'tan hakkı ile sakınırsanız Allah size bir furkan nasip eder. Nedir furkan? Furkan. Furkan'ın açılımı işte feraset ve basirettir. Furkan ince anlayış demektir. Furkan Ömer gibi görmek demektir. Furkan İbnül Faruk olmak demektir. Furkan bir bakışta neyin hak neyin batıl, neyin hidayet neyin delalet, neyin doğruluk neyin yalan, neyin hak ve sebat üzere neyin ise ihanet üzere olduğunu anlamak demektir. Bunu anlayabilmek için de nasıl bir yol olduğunu işte Kur'an söylüyor. Allah'tan hakkıyla korkarsanız. Allah'tan korkarsanız Allah size böyle bir ikram verir diyor. Bu ikram olursa siz de tanımaya başlarsınız. Bakarsınız ve gerçekten o süslü sözlerin arkasında samimiyetin olup olmadığını anlarsınız. Bakarsınız gerçekten o hayatın arkasında ihlasın olup olmadığını anlarsınız. Bakarsınız gerçekten hak üzere olduğunu anlar ve onunla beraber olursunuz mesela. Bakarsınız ve anlarsınız. İşte bakmaktaki o güzelliğin olabilmesi için de Allah'tan hakkıyla korkma zorunluluğu vardır. Efendimiz Allah'tan hakkıyla korkan birisi olarak hakkıyla bir basiret ve ferasetin sahibi olarak bir hayat yaşamıştır. Dördüncüsü ve sonuncusu dostlar. Efendimiz tecrübeye inanır. Kendi yaşadığı hayattan da başkalarının yaşadığı hayattan da çok önemli dersler çıkarırdı tecrübeye inanın. Siz de yaşadığınız tecrübelere inanın, onlara sahip çıkın. Sizden önceki yaşayanların da tecrübelerine inanıp onlara sahip çıkın. Önünüzde yürüyen rehberlerin tecrübelerine inanıp onlara da sahip çıkın. Efendimiz bunu çok güzel bir biçimde bize söyler, biliyor musunuz? Konuşuruz ama ne için o sözü söylediğini pek bilmeyiz. Allah Resulü'nün tecrübeye önem verdiğine dair en güzel sözü şudur. Bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Niye? Çünkü bir ısırıldı mı ondan önlemini alır. Bir daha yaşamaz. Yani tecrübe sahibi olur o yanlışa bir daha düşmez. İşte Efendimiz yaşadığı dünyada böyle bir tecrübe ile yürüdü. 40 yıl vahiden önce 23 yıl risaletle beraber ilk günden son güne kadar elde ettiği o birikimden en üst düzeyde istifade etti. İşte Allah Resulü'nün hayatından insan tanıma yöntemlerine dair dört tane temel husus. Bu kadar mı? Elbette ki değil. Ama bize yetecek kadarı bu kadar. Biz sahabenin Kur'an anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlayabileceğimiz ilkeleri efendimizin o bereketli hayatından tespit etmeye çalışıyoruz. Efendimiz de bu ilkeler doğrultusunda muhataplarını tanımıştır diyoruz. Ne diyelim dostlar? Rabbim bizleri de Allah Resulü'nün o bereketli hayatından nasiplendirsin. Bizler de anlayanlardan olalım. Tanıyanlardan olalım ve inşallah beraberce yaşayanlardan olalım. Rabbim onun arkasında yürüyecek bir kameti bizlere nasip eylesin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfuruke ve etubi ileyk. Ve ahre davanen elhamdülillahi rabbil alemin.